Değerli izleyen yerimiz, iyi akşamlar diliyoruz. Gece Görüşü programıyla huzurlarınızdayız. İlk bölümde yine bir konuğumuzu ağırlayacağız. Çok değerli bir isim burada efendim. Elazığ İl Müftüsü Sayın İrfan Üstündağ. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız çok efendim? Çok sağ olun, Allah'a şükür. Sizler de iyisiniz çok inşallah. Çok teşekkür ediyorum efendim. İyi olmaya gayret Allah'a ediyoruz. Allah'a Sayın hocam, şimdi konular hakikaten çok geniş ama biz önce bir hac ve umre üzerinden gidelim. Çünkü kura çekimi yapıldı. Onunla başlayalım. Sonrasında ilerleriz. Nasıl arzu ederseniz, konu mutlaka başka bir yere de gelecektir efendim. 2025 hac kurası çekildi. Bu yıl kontenjan arttı mı? Önce onunla başlayalım arzu ederseniz. Evet, dün itibariyle 2025 hac kuralarımız çekildi inşallah. Kardeşlerimizin heyecanlı bir bekleyişi vardı. Dün itibariyle bu belirlenmiş oldu. Haccı çıkan kardeşlerimize mübarek olsun. Diğer kardeşlerimiz de inşallah çok yakın bir zamanda hacca gitsinler. Hac onlara da nasip olsun inşallah. Bu şekilde dua edelim. Ülkelere Suudi Arabistan belirli kontenjan tanıyor nüfuslarına göre. Bizim kontenjanımız da 85 bin civarında, 84 bin 900 falan o civarlarda, 85 diyebileceğimiz bir rakam. Elazığ ilimizden de müracaat edenlerin oranına göre bu kontenjanlar dağıtılıyor. Elazığ ilimizin kontenjanı da bu sene 803 normal oda tipli sistem. Yakın mesafe dediğimiz otel sistemde de 45 kişi. Yaklaşık olarak bizim Elazığ olarak 850 kişi kontenjanımız var. Bu 850 kişi dün çekilen kurayla doldurulmuş oldu. Evet hocam. Bu kardeşlerimizden herhangi bir mazereti sebebiyle haç kaydını yaptırmayanlar olursa takip eden yedeklerden onların yerine. Evet, yedek listesi de yedek var listesi değil mi hocam? De var, devam ediyor. Yedek listesi de var. Onlardan inşallah bu kardeşlerimizin yerine, kaydolamayan kardeşlerimizin yerine kayıt olunacak. Tabii bu fazla olmaz, onu ifade edelim. Kurası çıktığı halde kaydolmayan, müracaat etmeyen fazla kardeşimiz olmuyor. Evet. Bir 100 falan o civarlarda oynayabilir diye düşünüyorum ben. Belki yani hala umut var diyorsunuz. Çünkü ama bugün çok şey, Elazığ'da 21 bin hacımız var bizim. 21 bin küsur hac adayımız var. Bunlardan 803 tanesi normal oda sistemi, yakın mesafede de 45 var. 850'si gidiyor. Vazgeçenlerin yerine de yedek listesi var. O takip ediyor. Onu çağırıyorlar. Geçen yıl neydi hocam oran? Yani değişiyor mu? Oranlar aşağı yukarı aynı sayılar etrafında devam ediyor. Ama geçen yıl deprem bölgesine has özel ek bir kontenjan vardı. Onun için geçen yıl 1003 kişi, öyle hatırlıyorum. 1003 kişiydi. Bu sene 850 civarında bir kardeşimiz hacca gitmiş olacak. Geçen seneki o fazlalık da dediğim gibi deprem kontenjanından kaynaklanıyor. Sayın hocam, özel acentelerle gidenler var. Müftülüğün yolcu sayısı bu anlamda belli oldu mu bu sayı? Evet. Şimdi size ulaştırılıyor değil mi hocam bu rakamlar? Bu 850 rakamının acentelerle Diyanet arasında nasıl dağıtılacağı ile ilgili mevzuat var. Bu mevzuat hükümlerine göre %60'ını Diyanet İşleri Başkanlığı götürüyor. %40'ını da acenteler götürüyor. Evet. O da belli, herkesin sayısı, onu aşamıyorlar zaten. Sayın Üstündağ, peki Kurban Bayramı'na kadar yani haca hazırlık, bu aşamada neler yapıyorsunuz? Ne tür kurs ve eğitimlerden geçiyor hacı adayları? Şimdi ilk önce hacılarımızın kayıtları olacak. Evet. Pazartesi inşallah 4 Kasım itibariyle hacılarımızın kayıtları başlıyor. Bu bahsetmiş olduğum 803 kardeşimiz, yakın mesafede de 45 kardeşimiz öncelikli olarak kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Kayıtlarını nasıl yaptıracaklar? Önce kendi e-devletleri üzerinden Diyanet'le mi gidecekler yoksa acentayla mı gidecekler? Onu kendileri tercih edip onun belgesini alacaklar.
almış oldukları bu belgeyle acentayı tercih ettiyseler, acentaya, ilgili acentaya başvurup kayıtlarını yapacaklar. Diyaneti tercih ediyorsalar da il müftülüğümüze müracaat ederek kayıtlarını yaptıracaklar. Tabii e-devlet üzerinden kayıtlarını yapabiliyorlar. Ama bir sıkıntıya düştükleri zaman, yapamadıkları bir şey olursa il müftülüğümüzün hac bürosu bu konuda açık inşallah. Kardeşlerimizin kayıtlarını alacağız. İlk kayıtlar 4 Kasım'la 15 Kasım arasında yapılacak. Yani asil listede çıkan kardeşlerimiz 15 Kasım'a kadar kayıtlarını yaptırmış olacaklar. Kayıtlarını yaptırmayan olursa onların yerine de 21 ve 29 Kasım arasında inşallah yedek kayıtlar yapılmış olacak. Böylece haç kayıtları tamamlanmış olacak. İsterseniz bu kayıtları yapacağımız zaman, yaptığımız zaman ücret de gündeme geliyor. Evet. Onu da söyleyelim. Az Buyur. Önceki özel sohbetimizde de geçmişti, konuşmuştuk. Bu seneki hac ücretleri şöyle ortalama bir şey söyleyeyim. Çünkü çeşitleri çok. 28.500 normal konaklama tipi. Bu iki kişilik oda. 26.500 3 kişilik oda. 4 kişilik oda da 24.500. Bunlar Suudi Arabistan riyali. Riyal karşılığı, onu ifade edelim. Bu normal konaklama. Bir de yakın mesafe konaklama var. O tip var. O da çok değişken, birkaç çeşidi var bayağı. Bunun 66.000 riyalinden tutun, yani 60.000 riyal, işte, otelin durumuna göre değişiklikler arz ediyor. Kardeşlerimiz bu ücretleri, hangi grubu tercih ediyorsalar, o ücretleri ya peşin bir şekilde yatırıyorlar veyahut da bunu isterseler 3 taksitle yatırabiliyorlar. Evet, ilk taksit %40, ikincisi %30. Üçüncü taksitte %30. Hocam, yani kura çekildikten sonra mı bu fiyata, ücreti öğreniyorlar, yoksa öncesinde? Öncesinden biz bunu ilan ediyoruz. Müracaatta bunu biliyorlar, yaklaşık ücretini biliyorlar. Evet hocam. Kurslardan bahsedelim. Verilecek mi efendim? Çeşitli eğitimlerden geçecekler evet, mi? Evet, hacı kardeşlerimize bu kayıtlar tamamlandıktan sonra biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bütün illerimizde, il müftülüklerimiz hacılarımızın eğitimlerini yapıyorlar. Çünkü hac ibadeti devamlı yaptığımız bir ibadet değil. Ömrümüzde bir kez yapıyoruz çoğumuz. Birden fazla giden insan sayısı çok az. Onlar da görevli falan gidenler gidebiliyor. Normalde her kişinin bir hakkı var. Hac arşivi tutuyor Diyanet İşleri Başkanlığı. Hacca gitmişse onun öbür kuraya girmesini engelliyor, müracaatını almıyor. Yani herkes ömründe bir kez gittiği için. Adil bir dağılım. Tabii herkesi amacıyla bir kez götürüyor. Çünkü iki kez götürse zaten dinen bir kez gitmesi gerekiyor. İki kez gittiği zaman da... Ne oluyor hocam ikinci kez gidildiğinde? İkinci kez gittiği zaman şu anda Diyanet İşleri Başkanlığımıza hacca gitmek için müracaat etmiş 1.800.000 kişi var. Bunun biz 85 binini her yıl gönderebiliyoruz. Gerisi kalıyor. Evet. Gidenler bir daha gittiği zaman gitmeyenlerin önüne geçmiş oluyor. Onun için hiç gitmeyenler daha az gideceği için iki kez gidişi, tekrar gidişleri sistem yasaklıyor. Onun önünü kapatıyor. Yani hocam şunu öğrenmek istiyorum. Bir kişi neden ikinci defa gitmek ister? Yani bunun dinen bir artısı nedir? Sağladığı var mı? Yani herkese hac ömründe bir kez yapmak farz. Evet. Ömrümüzde bir kez hac yapmakla mükellefiz. O da sağlık şartlarımız yerindeyse, vaktimiz varsa ve maddi gücümüz varsa bize farz oluyor. Bunu bir kez yaptığımız zaman yeterli oluyor. Ama insanlar neden iki kez gitmek istiyorlar? Evet. Çünkü gidilen yerler mübarek topraklar, Kabe-i Muazzama var gittiğimiz yerde. Hazreti Adem'den beri insanlığın ilk mescidi, yeryüzünde imar edilen ilk mescit. Peygamber Efendimiz orada yaşamış, onun anıları var.
Kabe-i Muazzama'nın Allah katındaki değeri var. Bizim ilk kıblemiz, Efendimiz orada yaşamış, sahabe-i kiram orada yaşamış, Hazreti İbrahim'in orada izleri var, Hazreti İsmail'in izleri var, başka peygamberlerimizin izleri var. Bu manevi şeyleri, güzellikleri insanlar görmek istiyor. Tabii bu bahsetmiş olduğumuz yüceliklerin insana vermiş olduğu bir haz da var. Bunların içerisinde olunca, o ibadetleri yapınca insan manevi bir haz da duyuyor. İşte oraları görmek, bu manevi hazzı tekrar tekrar yaşamak için insanlar tekrar gitmek istiyor. Tabii hac tek gidiş ömürde. Ama umrenin önünde bir engel yoktur. Orada kota da yoktur. İsteyen kardeşlerimiz istedikleri zaman umreye gidip o özlemlerini, o ibadet arzularını, Allah'a yakınlaşma arzularını yerine getirebiliyorlar. Peki hocam, kurslarda neler öğretiliyor? Onu merak ediyorum. Yani orada ne yapılacağımı, gidiş vesaire, o yolculuk esnasında ne yapılacağı, bunlar mı öğretiliyor? Ne öğretiliyor hocam? Şimdi hacca bir kez gidiyoruz ömrümüzde. Sık yaptığımız bir ibadet olmadığı için bunu aklımızda tutmamız, nasıl yapılacağını bilmemiz, bu birazcık zor olabiliyor. Çünkü devamlı yapmadığımız bir ibadet. Evet. Bir de teferruatı olan bir ibadet. Onun için kayıt olan, hacca müracaat eden kardeşlerimizin hac ibadetinin nasıl yapılacağını bilmemeleri gayet normal. İşte biz bu kurslarımızda yaklaşık olarak bir haftalık bir kurs düzenliyoruz. Asgari. Bu bir haftalık kurs içerisinde haccın nasıl yapılacağını, hac yolculuğuna çıkarken nasıl bir hazırlık yapmamız gerektiğini, çünkü bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Evet. Valizimizi hazırlayıncaya kadar valizimizin içerisine ne koyacağız, orada bize ne lazım olacak? Çünkü bazen gidiyor hacımız, keşke şu malzemeyi alsaydım, bunu demesin, biz onu hatırlatalım, o onu çantasına koysun. Bir de manevi hazırlık yapmak gerekiyor hacca giderken. Orada güzel bir manevi atmosferin içerisine giriyor insan. İşte güzel bir manevi atmosferin içerisine girmesi için önceden bir hazırlık yapması gerekiyor. Manevi bir hazırlık yapması gerekiyor. Bu manevi hazırlıklar nelerdir? Mesela bizim milletimiz mutlaka hacca gideceği zaman akrabalarını, arkadaşlarını gezer, helallik ister. İnsanları ziyaret eder, onun evine giderler. İbadetlerini biraz daha artırır. Oraya bir hazırlık gibi. Manevi hazırlıklar nelerdir? O maddi hazırlıklar nelerdir? Ne kadar para götürmesi lazım? Orada nelere dikkat etmesi lazım? Sokakta yürürken ne yapması lazım? İnsanlarla ilişkisinde ne yapması lazım? Bunların hepsini anlatıyoruz. Bunların dışında hac ibadeti nasıl yapılır? Başlangıçtan bizim havalanından uçağa binişiyle uçağa binip yine bizim havalanına gelinceye kadar ki yapacağı her şeyi ibadet anlamında ve diğer anlamda biz bu kurslarımızda anlatıyoruz. Ayrıca hacı kardeşlerimize Diyanet İşleri Başkanlığımızın yazmış olduğu, yazdırmış olduğu kitaplar var. Onları da biz veriyoruz. Hacı kardeşlerimiz o kitapları da kendileri okuyor. Mesela şurada bakacak olursak Kur'an-ı Kerim hediye ediyoruz mesela. Haccı anlamak, o kitap var. Yani hac nedir? O bize ne kazandırır? Haccın ruhu nedir? Hac yolcuları rehberi, hac ve kadın, kadınların hacda ayrı durumlar olabiliyor, oluyor. Hac ve kadın, kadın hac yolculuğu, kadınlara veriliyor bu kitap. Tavaf ve say dualar, orada nasıl dua yapacak falan. Bunların hem kitaplarını veriyoruz, hem de bunları sözlü olarak anlatıyoruz. Hacı kardeşlerimize yine hac kimlik kartı, askısı, ona varıncaya kadar çantaları, valizleri, maskesi, taş kesesi, terlik çantası, bunlara varıncaya kadar biz onlara veriyoruz başkanlığımız. Aynı zamanda bu bahsetmiş olduğumuz şeylerin nasıl kullanılacağına kadar kardeşlerimize anlatıyoruz. Peki hocam, aslında yanıtı biz aldık ama bir farklı boyutuyla sormak istiyorum. Hac ibadeti zorunlu mu?
Çünkü maddi bir boyutu da var işin evet. içinde. Yani hakikaten ekonomik olarak kendine güvenmeyen ya da belirli bir bütçesi olmayan, hacca gidecek parası olmayan, böyle özetleyelim. Bunlar için neler söyleyeceksiniz? Yani bunlarda da mı bir zorunluluk söz konusu? Ya da zorunluluk var mı? Evet. Şimdi hac ibadeti zenginlere mahsus bir ibadet. Allah onlara farz kılmış. Ayet-i Celile'de Kabe-i Muazzama'ya gitmeye yol bulanlara diyor. Yani oraya gitmeye yol bulmak. Bu ne demektir? Gitmeye yol bulmak bir kere maddi bir şey gerektirir. Belirli bir maddi gücü olan, zengin olanlar hacca gitmekle mükelleftir. Ayrıca gitmek için oraya sağlık gerekiyor. Kardeşimizin sağlığı yerinde değilse, yürüyemiyorsa, başka sıkıntıları varsa yine gidemeyeceği için sağlık şartlarını taşıyanlara hac farz aynı şekilde. Yine hapishanede diyelim bir insan zengin, sağlığı da yerinde, haccın ona farz olması için hür olması lazım. Hapishanede yatıyor diyelim, hapishaneden çıkıp gitme ihtimali olmadığına göre ona da bu farziyet kalkmış oluyor. Çıktıktan sonra bu farziyet geliyor. Evet, yani yine onun hapishanede olup maddi durumu iyi olan birinin o hac vazifesini yerine getirmesi zorunlu. Evet, çıktıktan sonra o şartları taşıyorsa, o şartlar yok olmamışsa, çıktıktan sonra sağlık şartları ve maddi şartları duruyorsa o kardeşimizin gitmesi gerekiyor. Sağlıktan bahsettiniz hocam. Gidemezin içinde onlar var galiba. Kimler gidemez? Kimler gidemez hocam? Yani bunun şimdi yürüyemiyor diyelim. Gitse, değiştirse mekanını sıkıntı çekecek diyelim. Zaten Diyanet İşleri Başkanlığımız da bu ağır hastalar için, belirli grup ağır hastalar için onları götürmüyor zaten. Öyle bir şey de var. Belirli kriterler belirlenmiş yani, değil mi hocam? Tabii belirli kriterleri var. Çok ileri derecede hastalık ismi saymayalım ama çünkü onların hepsinin derecesi var. Basit olanı da var, ağır olanı da var. Böyle gidip gelmesine engel olacak. İşte akli durumları var. Hastaları götürmüyor tabii. Onların gitmesi de orada sıkıntı olacağı için, kendileri için de sıkıntı oluşturacağı için doğru da değil tabii. Evet, bunu sağlık boyutunda sadece o engel bu boyutta değerlendiriliyor değil mi hocam? Ücreti biz öğrendik, minimum ücreti ve en fazla. Peki hac ibadetinin öneminden de bahsedelim hocam. O ruh açısından, o dediğimiz maneviyat açısından büyük bir kazanım olduğunu, büyük artıları olduğunu söylüyorsunuz. Bunu biraz açabilir miyiz hocam? Şimdi hac bir yolculuktur. İnsan vefat ettiği zaman ahirete gidiyor, ahiret yolculuğu var. Hac yolculuğu da ona benzer bir yolculuk. Onun küçüğünü önceden yaşama gibi bir husus. Ahirete giden insan akrabalarını geride bırakıyor. Malını, mülkünü geride bırakıyor. Bütün varlığını geride bırakıyor ve ahirete gidiyor. Hacca giden kişi de böyle buna benzer bir şeyi yaşıyor. Havalanında bütün malını, mülkünü memleketinde bırakıyor. Akrabalarını memleketinde bırakıyor. Ve böyle bir yolculuğa çıkıyor. Yani ahiret yolculuğunu hacca giden kişi dünyadayken şöyle bir yaşıyor. O yaşama onun ahirette daha iyi hazırlanmasına bir vesile oluyor. Sonra havalanından hareket edip hacca gittiği zaman hac dünyanın değişik yerlerinden gelen Müslümanların bir buluşma arada noktası aynı zamanda, buluşma noktası, kardeşliklerini geliştirme noktası. Onun için Müslümanların birliğini, beraberliğini, kardeşliğini de geliştiriyor. Yanınızda bakıyorsunuz farklı renkte bir insan var. Bakıyorsunuz farklı bir dili konuşuyor. Bakıyorsunuz başka özelliği var. Onun başka özelliği var. Birinin makamı var, birinin makamı yok. Yani değişik özellikteki, değişik ırktaki insanların dünyanın değişik yerlerinden toplandığı, geldiği bir yer. Orada insanı ne yapıyor? Bu anlamda kardeş yapıyor. Kardeş olduğunu hatırlatıyor. Kardeşliğini geliştiriyor. Yine oraya giden insanlar
hacdan beklenen budur aslında. Birbirleriyle dertleşiyorlar. Kimin ne derdi var, kimin ne sıkıntısı var. Hatta daha dileri götürecek olursak ticaret bağlantıları kuruyor. Birisi bir şey üretiyor, öbürü satıyor. Bir araya geliyorlar, bakıyorsunuz. Ticari bağlantılar da kuruyorlar. Biz bunlara da şahit olduk. Hacda ürettiği malı satmak için müşteri bulan çok kardeşimiz gördüm. Böyle bir niyete gitmemiştir ama. Niyet bu değil. Yok, sonuç bu. Niyet bu değil. Niyet Allah rızası ve orayı Allah rızası için tavaf etmek için. Evet. O ibadeti yapmak. Ama sonunda bunlar da insana bir kazanım olarak geliyor. Değil mi? Yani bu da bir şekilde bir rızık kapısının açılması anlamını taşıyor. Evet, yani bu dünyadaki Müslümanların yardımlaşmasını sağlıyor. O anlamda hac ibadet hakikaten önemli. Mesela şu anda dünyadaki Müslümanların durumuna baktığımızda paramparça olduğunu görüyoruz. Filistin'deki kardeşlerimiz, dünyanın değişik yerlerindeki, Myanmar'daki kardeşlerimiz, Doğu Türkistan, başka yerleri de ekleyebiliriz. Ve bu üzüntülü durumlara maalesef Müslümanların merhem olamadığını görüyoruz. Aslında Müslümanların sayısı da çok, güçleri de yerinde. Kesinlikle. Ama bu sıkıntılar devam ediyor. Bu sıkıntılar niçin devam ediyor? Çünkü Müslümanlar birlik değil, beraber değil. Yardımlaşma duyguları yıpranmış maalesef. Dayanışmaları noksanlaşmış. İşte hac ibadeti Müslümanların bu şeyini, bu bahsetmiş olduğumuz eksikliklerini de gideriyor. O anlamda da bir katkı sunuyor. İnsanları, Müslümanları bir araya getiriyor, kardeş yapıyor. Yine hacca gittiğimiz zaman Arafat'ta insanlar beyaz bir ihram giyiyorlar. Evet. İhram elbisesi giyiyorlar. Sıcağın altında böyle ihram elbisesi. İhram ismi öyle evet, mi? Herkes toplanmış oraya. Dünyanın değişik yerlerinden gelen insanlar toplanmış. Huzurdalar. Biz ahiret anlatırken mahşer meydanında insanların toplanacağını biliyoruz. Evet. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ve Efendimiz orası Aleyhisselam. Orası bir prova mı hocam? Orası orayı bir hatırlama. Oranın bir provası. Orayı bir hatırlama. Yani dünyadayken mahşeri hatırlıyorsunuz, düşünün, o anları yaşıyorsunuz. Ama bir imkanınız var, dönüşünüz var. Dünyadaki mahşerde dönüşünüz var, dünya hayatına yine devam edeceksiniz. Ama ahiretteki mahşerde dönüşünüz yoktur. Dünyadan oraya neyi götürdüyseniz onunla birlikte olacaksınız, onun faydasını ya da zararını göreceksiniz. İşte hacca giden kardeşlerimiz Arafat meydanında mahşeri yaşıyorlar ve ona göre hayatlarına çeki düzen veriyorlar. Gerek ibadet hayatlarına, gerekse insanlarla ilişkileriyle ilgili hayatlarına bir çeki düzen veriyorlar. O da güzel bir okul oluyor, eğitiyor insanları. Yine hacda böyle temel şeylerden bahsedersek, niçin hac yapıyoruz, bize ne katkı sunuyor? Şeytan taşlama hadisesi var. Yani orada fiziki olarak dışa yansıyan şekliyle aslında şeytanı taşlamıyoruz biz. Orada her insan kendi günahını taşlıyor aslında. Evet. Yani şeytanı taşlarken, o taşı atarken herkes kendi günahını hatırlıyor. Herkes kendi günahını herkesten iyi bilir. Ne günahı varsa ona taş atıyor. Ben işte şu günahımı taşlıyorum, bu günahımı taşlıyorum. Kendi zihninden, tefekkür dünyasından bunu geçiriyor. Sonra o günahlardan kurtuluyor, taşladı. Onlardan bir tevbe etti. O günahlardan kurtuluyor, uzaklaşıyor. Bu da hac ibadetinin insanları kötülüklerden iyiliklere teşvik ettiğini bizlere gösteriyor. Sonra Kabe-i Muazzama'nın etrafında dönüyor insanlar, tavaf yapıyorlar. Gökteki bütün cisimler dönüyor. Malumunuz yıldızlar, gezegenler, her biri kendi etrafında, başkasının etrafında bir şekilde dönüyor. Herkes, her şey hareketli cisimler. Onlar yukarıda dönüyor, melekler arş-ı alayı tavaf ediyor. Yeryüzünde de insanlar Kabe'yi tavaf ediyor. Böyle kainatın diline,
bu meleklerin diline hac yapan insanlar uymuş oluyorlar. O güzelliğe girmiş oluyorlar. Bir de aslında haccın böyle özelliklerini, insana kazandırdıklarını uzun uzun anlatabiliriz. En önemli özelliklerinden bir tanesi şudur. Hac yapan kardeşlerimiz bir telbiye getirirler. Telbiye de şudur. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Buyur Allah'ım buyur. Emrindeyim Allah'ım, emrindeyim. Aslında gerek hac ibadeti olsun, gerekse diğer bütün yaşantımız, bütün ibadetlerimiz olsun, lebbeyk diyebilmekte düğümleniyor. Eğer biz lebbeyk diyebiliyorsak, buyur Allah'ım, emrindeyim, emrine amadeyim diyebiliyorsak ne mutlu bize. Hac ibadeti bunu da insana sağlıyor, o telbiye de bunu da sağlıyor. İnsan orada buyur Allah'ım, emrindeyim diyor. İşte o emrindeyim deyişini hayatına yansıtıyorsa hacdan sonra ne mutlu o lebbeyk diyene. Hocam az önce bahsettiğimiz, size sordum. Ya birinin hacca gitmesini engelleyen, engel teşkil eden unsurlardan bahsettik. Peki hocam kişinin hazırlıklı olması gerekiyor diye biliyoruz. Tabii bu maddi hazırlık, bavul hazırlığı vesaire. Ama gittiğinde ve geldiğinde büyük bir sorumluluk yüklenecek kendisine. O yüzden biraz da ona hazır olması gerekiyor diye düşünüyorum. Siz daha iyi bilirsiniz tabii. Nedir hocam o? O yüklenen sorumluluk nedir? Asıl zorluk herhalde geldikten sonra evet, başlıyor. Şimdi genel olarak şunu söyleyelim. Aslında Müslüman hayatının her alanında, nerede olursa olsun ona teklif edilen işler hacca gitmesiyle veyahut da başka bir şey yapmasıyla ne azalıyor ne de çoğalıyor. Yani Müslüman olarak, Allah'ın kulları olarak bizler Yüce Mevlamızın teklifleriyle, sorumluluklarıyla mükellefiz. Yasakladığı bazı şeyler var. Evet. Onlardan da uzak durmakla mükellefiz. İnsanlar arasında da adaletle hükmetmekle mükellefiz. İşte komşumuz olur, eşimiz olur, annemiz, babamız, kim varsa, kiminle irtibatlıysak onlara adaletli davranmamız. İslam aslında bu. Hacca giden için de bu geçerli, hacca gitmeyen için de geçerli. Bunu her zaman yapmamız lazım. Bu temel hususu belirttikten sonra bahsettiğiniz gibi hacca giden insanın, haccının ona bir şeyler katması gerekiyor. Az önce birkaç husus anlattık. Evet. İşte bunlar onun hayatına yansıması gerekiyor. Bizim Anadolu'da bir söz vardır. Haccını tutmak diye. Haccını bozdu, haccını tuttu. Böyle şeyler konuşur halkımız kendi aralarında. İşte onlar da bunu anlatıyor. Yani hacca giden insan hacdan sonra ona uygun davranışlarını devam ettirmeli, yapmalı. Hı hı. Zaten hacla ilgili hususlar anlatırken gerek ayet-i celileler olsun, gerekse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam olsun, hac yapan kişinin böyle kötülüklerden falan, münkerden, münkerattan uzak durması gerektiğini anlatıyor. Yani siz hac yapıyorsunuz, bunlardan uzak durun. Aslında bu sadece hac için de değil, bütün ibadetlerimiz için geçerli. Mesela namaz insanı kötülüklerden alıkoyar diyor ayet-i celiyle. Oruç emreden ayet-i celiyle oruç tutun ki kötülüklerden uzak durasınız diyor. Demek ki bu ibadetlerimizin amaçlarından bir tanesi bizi kötülüklerden alıkoymak, uzaklaştırmak, örnek bir Müslüman haline getirmek. Sayın hocam, gidemeyenleri söylüyoruz. Umreden az önce bahsettiniz. Yani eğer bunu yerine getiremiyorsanız umreler var. Yine gezebiliyorsunuz. Bunun için gezileriniz var mı sizin yine düzenlediğiniz? Evet, Diyanet İşleri Başkanlığımızın umre programları var. Değişik tarihlerde. Hac mevsimi dışında. Hac mevsiminde çünkü hac çok büyük bir ibadeti yapılıyor. Umrecilerin o dönemde gitmesi yasak. Zaten Suudi Arabistan o zaman umre vizesi vermiyor. Hac yapılıyor çünkü. Hac mevsimi dışında Diyanet İşleri Başkanlığımızın umre programları var. Değişik günlerde gençlere yönelik, normal bütün vatandaşlarımıza yönelik umre programları var. İsteyen kardeşimiz bu özlemini
umre ziyaretlerine, umre programlarına katılarak gerçekleştiriyor. Kutsal mekanlarımızı ziyaret edebiliyor. Onun az önce de ifade ettiğimiz gibi herhangi bir kotası yoktur. Evet, yok. Kura çekmesi yoktur. Müracaat ettiği zaman kendine uygun tarihleri belirliyor ve gidiyor. Bizim Elazığ ölçeğinde düşündüğümüz zaman Elazığ'da hakikaten umre sayımız da iyi. Bizim nüfusumuza yakın illerle kıyasladığımız zaman onlardan çok yukarılarda olduğumuzu söyleyebilirim. Öyle ki Elazığ'dan birkaç tane uçak kaldırabiliyoruz biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak. Bu da o uçağı dolduracak umrecilerin Elazığ'dan olması lazım olduğunu gösteriyor. Yani çok sayıda kardeşimiz umre ziyareti yapıyor. Hocam bir kota yok değil mi? Yani kaç kere gittiğinin de bir önemi yok. Yok, hiç istediği kadar sayı önemli değil. Evet. İstediği kadar gidebilir. Kura yok, kota yok. Sayın hocam yani birkaç kez gelen bir mesaj var. İzmir'den Coşkun Kibaroğlu, muhtemelen Coşkun Bey İzmir'de yaşadığınız bir hadiseyi bizlerle paylaşmışsınız. Çok ısrarla sorduğu için söylüyorum hocam, bir yorumunuz mutlaka vardır. Ölü, evet, sela, bir ölümüz, evet, hayatını kaybeden bir yakınım vardı. Sela bedava okunmadı diyor. Paralı oluyor bu durum. Bunu toparlamaya çalışıyorum. İstediğini vermediğimiz zaman da kendisi okumuyor. Pazarlığa girişiyorlar. Eski para verdiğini, eksi para verdiğini bu durumda kabul etmiyorlar. Cenaze namazı dahi kıldırılmıyor denilmiş. İzmir'den Coşkun Kibaroğlu başımıza geldi. Hocamla bunu paylaşır mısınız? Şimdi bu İzmir'de yaşanan bir hadise mi onu bilmiyorum. Evet. Coşkun Bey bunu da belirtir misiniz? Ne söyleyeceksiniz ben hocam? Her şeyden önce bu kardeşimizin yaşamış olduğu bu olayla ilgili üzüntülerimi, üzüldüğümü ifade etmek isterim. Yakınına da Yüce Allah-u Teala rahmetiyle muamele eylesin. Yani bu münferit bir olaydır diye düşünüyorum. Hoş bir olay değil, çok nahoş bir olay. Yani hiçbir şekilde yaşanmaması gerekiyor. Çünkü vefat anları... Evet. İnsanların böyle çok daha hassas oldukları anlardır. İnsanın vefatı da hepimiz için bir üzüntü kaynağıdır. İsterse akrabamız olsun, isterse bir başka tanıdığımız olsun. Hepimiz onun son işlemleriyle ilgilenmemiz gerekiyor. Bizim hocalarımız cenaze işlerinden bu şekilde ücret talep etmezler. Hı hı. Yani genelimize baktığımız zaman isteyerek gönüllü bir şekilde bu işleri deruht ederler. Ama bahsettiğim gibi bu zannediyorum münferit bir hadisedir. Evet, ya da İzmir'de gerçekleşen bir orada olay olabilir. Orada olsa da orada da iyi değil. Burada değil olsa evet, burada iyi yani, değil. Nerede olursa iyi değil. Aslında genel bir soru olarak yönelttik evet, efendim sizlere. Evet. Buna da bir yanıt alalım. Sanırım dediğiniz gibi çok da hassas ve çok duygusal da yaklaşmış. Şu anda da izliyor bizleri. Bizler de başsağlığı diliyoruz aynı zamanda. Evet. Sayın hocam, son günlerde de sıkça paylaşıyoruz. Büyük de bir başarı elde ediyor Elazığ. Yarışmalar var. Kur'an'ı yüzünden güzel okuma, yanlış söylüyorsam lütfen düzeltin. Bu tür yarışmalar var ve dereceye giren de Elazığ'dan birçok öğrenci var. Bunlar için neler söyleyeceksiniz? Aslında bundaki amaç nedir? Yani bu kursların verilmesi, eğitimlerin verilmesi ve bu yarışmanın düzenlemesindeki asıl amaç nedir? Evet, şimdi Kur'an kurslarımız arasında Diyanet İşleri Başkanlığımız 4 dalda her sene yarışma düzenler. Bu yarışmaya Kur'an kursu öğrencilerimiz katılır. Bu yarışmanın amacı öğrencileri hafızlığa teşvik etmek, hafızlıklarını kuvvetlendirmek. Çünkü hafızlık yarışmaları Kur'an-ı Kerim'in rastgele yerinden rastgele sorulmakla oluyor. Hafızımız orayı okuyor, yanlışsız okuyor. Kur'an-ı Kerim'in tüm sayfalarını o şekilde güçlendiriyor. Bu yarışmaların amacı Kur'an-ı Kerim'i güzel okumaya
teşvik etmek, onu anlamaya teşvik etmek, Kur'an ilimlerini teşvik etmek. O amaçla Türkiye'de yapılıyor bu yarışmalar. Diyanet İşleri Başkanlığımız yapıyor. Hı hı. Bizim Elazığ'ımızda da 700 civarında yatılı Kur'an kursu hafızlık öğrencimiz var. Yatılı kurslarımızdaki hafızlık eğitiminin ben hakikaten güzel bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Çıtanın çok üstünde evet, olduğunu evet. düşünüyorum. Çünkü 4 yarışmanın 3'ünde biz bölge birincisi olduk. Birincilik vardı, evet. Evet, haberlerde. Önce bölgelerde yarışma yapılıyor. Daha sonra bölgeler Türkiye finali Türkiye, yapıyor. Evet. Biz Doğu Anadolu bölgesinde yapılan 4 yarışmanın 3'ünde bölge birincisi olduk. Daha sonra bu 3 öğrencimiz Türkiye finallerine katıldı. Bir kızımız Türkiye üçüncüsü oldu. Bir kızımız hafızlıkta Türkiye birincisi oldu. Hakikaten evet. büyük bir başarı, büyük bir derece. Bir hafızımız da Türkiye dördüncüsü oldu. Bu seneyi bu şekilde kapadık. Hakikaten gençlerimizin, hafızlarımızın böyle bir başarı göstermiş olması bizi de fazlasıyla memnun etti, daha da şevklendirdi. İnşallah önümüzdeki yıllar daha büyük başarılar nasip olur Elazığ'ımıza. Tabii bu din hizmetlerinde de yansıyor. Böyle Kur'an kurslarındaki eğitimin güzel olması cami hizmetlerinde de yansıyor. Her şeyi etkiliyor, olumlu anlamda geliştiriyor. Tabii bu bir özveri işi, ekip işi. Ben bu öğrencilerimizin ve diğer öğrencilerimizin eğitimlerinde emeği geçen hocalarımızı, derneklerimizi, derneklerimiz de var bizim maddi imkan sunan bu öğrencilerimizin anne babalarını, müftülük çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bugün de bir ziyaret gerçekleştirmiş. Dördüncü olan değil mi öğrenci, derece kazanan. Evet, bugün... Neler yapıyorlar hocam? Geldiğinde ruh halleri nasıl oluyor? Hissiyatları nasıl oluyor? Dereceye girenleri biz müftülükte anne babası, hocası ve hafızımızla birlikte karşılıyoruz. Orada sohbet ediyoruz, teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Tabii çok ulvi bir duygu. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim onu ezberlemiş. O konuda büyük bir başarı sağlamış. Bu anne baba için anlatılacak bir şey değil. Bazen konuşurken gözlerinin yaşardığını görüyoruz. Çocuklar için de, öğrencilerimiz için de aynı şey. Bu başarıyı sağlamak için gece gündüz uğraşan hocalarımız var. Hepsi için aynı bir şey. Büyük bir gurur, güzellik. İnşallah daha çok güzellikler bu anlamda Elazığ'ımıza nasip olur. Hocam, beklediğimiz sorular gelmeye başlıyor. Yusuf Fethi Bey ulaşmış bize. Bu arada WhatsApp ihbar hattımızı kullanabilirsiniz günün her saati. Programlarımıza da katkı sağlayabilirsiniz. Fethi Bey şunu sormuş hocam. Kura'da ismim çıktı. Hakkımı önümüzdeki sene kullanabiliyor muyum? Önümüzdeki sene hakkını kullanması için Kura'da ismi çıkan bir kardeşimizin bir mazeretinin olması gerekiyor. Bir hastalık, bunu raporla beyan etmesi gerekiyor. Mesela hanımefendi ise doğum falan olabilir. Bunlar mazeret kabul ediliyor. Onları ibraz ettiği zaman hakkı gelecek yıla kalabiliyor ama mazereti yoksa kullanılmayacak. Öyle bir şey olmuyor. Hocam peki şey mazerete giriyor mu? Maddi sıkıntılar? Yok. O mazerete girmiyor. Olmuyor. Gelecek sene tekrar kuraya giriyor. Peki hocam. Sorular ilginç. Ben yönelteyim hocam. Yani sonuçta eğer kurallara uygun ve hitap aynı zamanda bu anlamda yaklaşım ne kadar doğruysa onları aktarmaya çalışıyorum. Ki merak var işin içinde. Evet. Son dönemde cuma hutbelerinde hatip minbere çıktıktan sonra cemaate selam veriyorlar. Sonra hutbe okuyorlar. Bu durum doğru mu demiş Hanefi mezhebinde cami ve cemaat açısından diye sormuş. Yani selam vermekten kastını onu anlamadım ama onun bir ayrıntısında yazarsa sevinirim. Çünkü hutbede hamdele ve salvele yapmamız gerekiyor. Allah'a hamd ediyoruz. Peygamber Efendimiz'e salatü selam getiriyoruz. Ama bu bahsedilen kısım Elazığ ölçeğinde düşündüğümüz zaman yaygın olarak da ben görmedim. Belki böyle
Yine birkaç kişiye kardeşimiz rastlamış olabilir. Evet. Yani onun bir mahsuru da yok. Ama bizim hutbe formatımızda da böyle bir şey yok. Onu da ifade edeyim. Bu yönde hocam gelen soruları kabul ediyor musunuz? Size ulaştırılıyor mu efendim bizzat? Bize ulaştırılan sorular size de bize yöneltiliyor mu? Bize de ulaşılıyor. Mu? Bizim mailimiz bir var. İletişim Cimer zaten geliyor. Var. Onun dışında telefon hatları çalışıyor. Bizim 190 alo 190 hattımız var. Evet, evet. Orada vaiz arkadaşlarımız nöbet tutuyorlar. Hem erkek hem bayan. Orada da kardeşlerimiz hangi soruyu isterse soruyorlar. O soruların hepsinin cevabı veriliyor. Son bir soru daha hocam. geçen hafta Cuma günü Elazığ İzzet Paşa Camisi'nde Cuma namazı kıldım. Hocamın vaizini dinledim. Cuma namazına müezzin sadece iç ezan okuyarak Cuma namazına geçildi. Hocam bu duruma ne der demiş Ahmet Yılmaz. İç ezan derken? İç ezan. Bir kez daha okuyorum. Vaazını dinledim. Cuma namazına müezzin sadece iç ezan okuyarak Cuma namazına geçti. Hocam bu duruma ne der demiş. Yani şimdi ben tam biraz şey yapamadım ayrıntılı ama. Ayrıntılı aktarırsa değerli izleyenlerimiz evet. Hocamız da buna göre yanıtlayacaktır. Ezan okunduktan sonra, dış ezan okunduktan sonra 4 rekat bir sünnet kılınıyor. Evet. 4 rekat sünnet kılındıktan sonra da imam minbere çıkıyor. Minbere çıktıktan sonra da iç ezan okunuyor. İç ezanı takip ederek de hutbe okunuyor. Hutbeden indikten sonra da Cuma namazının 2 rekat farzı kılınıyor. Hocam şöyle yani kurallar çerçevesinde ilerliyoruz değil mi? Yani ilerliyor işte namaz kılan ya da kıldıran kişiler. Tabii yani onun, bunun dışına çıkamıyorlar. Onun dışına çıkmıyoruz tabii. Yani bunlar da dini kurallar. Değil mi? Dini kurallar neyse o çerçevede devam ediyor. Yani bazen böyle örf ait şeyler de gündeme gelebiliyor. Mesela Elazığ'ımızda sabah namazından önce salah veriliyor mesela. Kısa da olsa Elazığ has çok güzel bir şey. Bu örf ait bir şey böyle. Güzel bir adet. Böyle şeyler de olabiliyor bazen. Ama ibadetlerin içinde yüce dinimiz ne emrediyorsa o yapılıyor. Onun dışında bir şey yapılmaz zaten. Evet, değerli izleyenlerimizin yazdıklarını çözmeye çalışıyorum efendim bir yandan. Sanırım, neredeydi efendim, bir izleyicimiz şunu sormuş. Diyabet doktorları eşime orucunu ye diyorlar ama eşim yemiyor. Oruç tutma yani diyor. Yani bu kardeşimiz, doğru mu diye sormuş. Şimdi diyabet doktorları, doktor diyorsa ki, oruç tuttuğun zaman böyle iyi niyetli bir doktor oruç tuttuğun zaman sağlığın zarar görür diyorsa oruç tutmamak gerekiyor. Bu kardeşimiz doktoru oruç tutma dediği halde iyi niyetli bir doktor oruç tutma dediği halde oruç tuttuğu zaman sağlığı zarar görecekse oruç tutması doğru değil. O kardeşimiz oruç tutmasın. Fidyesini verecek o kardeşimiz malum. Fidyesini verdiği zaman da fakirleri sevindirmiş olacak. Oradan da bir sevap almış olacak. Zaten oruç tutmakla da sağlığı el vermediği için Allah-u Teala onu sorumlu tutmuyor. Çünkü bazen bu şekil oruç tutanlarda ciddi sağlık problemi olabiliyor Allah korusun. O da daha büyük sıkıntılar oluşturuyor. Evet, size selam gönderen izleyicilerimiz de var efendim. Aleyküm selam. Biz de tüm seyircilerimize selam gönderiyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum hepsine. Sayın hocam çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Programı zenginleştirdiniz, anlamlı kıldınız efendim. Teşekkür ederim. Tekrar ben bekliyoruz sizleri İnşallah. Ve başarılar diliyorum efendim teşekkür sizlere. Teşekkür ederim. Çok sağ olun çok Allah efendim. Razı olsun. Efendim programımızın bu bölümünü noktalıyoruz. İkinci bölümde tekrar görüşmek üzere.